Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Asalet Çalışkan. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bu sene sıcaklar biliyorsunuz ki oldukça fazla sıcak ilerliyor. O yüzden videolarım yaz ayında çok fazla sık olmadı. Çünkü örmek gerçekten çok zorlaştı. Hafif artık havaların soğumasını beklediğimiz aylar yaklaşıyor. Ekran kararıp aydınlanabiliyor kusura bakmayın ışıktan dolayı. Artık Eylül ayı geldikten sonra en azından akşamları böyle bir serinlik olur diye düşünüyoruz inşallah. Biliyorsunuz ki Eylül ayından sonra sonbahar aylarımız yaklaşıyor. Ben sonbahar aylarını çok seviyorum. Bu sene de evimde değişiklik olsun diye böyle sonbahar temalı örgüler yapmak istedim dekorasyon amaçlı. Bunları da sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Öncelikle şöyle kürlen kılıfı örerekten başladım. Bu gördüğünüz güzel kürlen kılıfını bugün sizlerle paylaşacağım videoda anlatacağım arkadaşlar. Ön kısımda bulunan ay çiçeğinin yapılışını daha önce paylaşmıştım. Onun açıklama kısmına ve yorum kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Alt kısmı da bugün sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Dikişe gerek yok. Fermuara gerek yok. Çıkartıp yıkaması çok kolay bir model oldu arkadaşlar. Şöyle bakın ipimiz var. Ayakkabı bağcı gibi taktım. Onu böyle çıkartıp rahatça çıkartıp yıkayabilirsiniz. Makrome peyni ip veya kalın koton ipleriniz varsa öncelikleriniz o ipler olsun. Eğer yoksa sizler de benim gibi böyle gün içerikli ipler kullanabilirsiniz arkadaşlar. Videonun başında yakından göstereceğim. Tığım 6 numara makasa ihtiyacımız var. Bir de ayçiçeğini dikmek isterseniz iğne yapıştırmak isterseniz de silikona ihtiyacınız olacak arkadaşlar. Tabi benim gibi ayçiçeği kullanırsanız bu şekilde sade bir şekilde de kullanabilirsiniz. Rengarenk yapabilirsiniz. Ben çok güzel olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şimdi eğer hazırsanız yapılışına başlayalım. Şöyle iplerimi göstereyim arkadaşlar. Şöyle elimde iki tane marka ip var arkadaşlar. Yani ikisinin de kalınlığı aynı. Daha önce aranızda crop hırka ören arkadaşlarım varsa orada kullandığınız ipi de kullanabilirsiniz. Kalın bir iple örülüyor çünkü biliyorsunuz ki. Şimdi ben bu markada aradığım renk yoktu. O yüzden Alize ile öreceğim. Şöyle bu rengin yanına yakışacağını düşünüyorum. Hatta üzerine belki ayçiçeği işlemesi de yaparız diye düşündüm. O yüzden krem rengi uygun olacaktır. Şöyle ipimi ortasından çıkarmaya çalışacağım. Daha büyük bir kırlent için örecekseniz arkadaşlar ölçerek örmenize fayda var. Yani kırlentin şu kısmını şöyle bakın şurada başladığımız zincir şurası olacak. Bu kısmını şöyle ölçerekten örebilirsiniz. Ben şimdi 50 tane zincir çekerek başlayacağım. Sizden ilk defa öreceğiniz zaman birkaç zincir fazladan çekin arkadaşlar. Sorun değil. Daha sonra orayı sökebilirsiniz. Fazla gelen zincirleri. 3, 4, 5, 6, 7. Bakın şöyle tuttuğunuzda şu şekilde. Şu şekilde tuttuğunuzda bu kenara komple denk gelecek kadar zincir çekmeniz gerekiyor. Şimdi 50 tane zincirimi çekip geliyorum. Geldim bakın şöyle kırlentimi hemen aldım. Şöyle tutuyorum köşeden köşeye. 50 tane zincir iyi geldi. Yastığım 45'e 45 dediğim gibi. Şimdi bu kısımda arkadaşlar bir işaret koymamız gerekiyor. Bir ip parçası olur. İşaret belirleyiciniz olur. Bunlardan herhangi birini koyabilirsiniz. Son ördüğüm zincirin içerisine bir tane ipimi şöyle geçiriyorum. Daha sonra buranın üzerine arkadaşlar toplamda 6 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 6. Şimdi bu iplik taktığım yere batıyorum ve sık iğne örüyorum. Daha sonra ilerliyorum. 1 2 3 4 5 6 6 tane zincir çektim.
Pardon, 7 tane çekiyorum arkadaşlar bu kısımda. 7 tane zincir çektim. 1 2 3 4 5. zincire batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 alttan da 1 2 3 4 5. zincire batıp sık iğne yapıyorum. 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5. Bu 7 tane zincir çektiğimiz yeri eğer eliniz sıkıysa 8 9 yapabilirsiniz. Eğer eliniz gevşekse 6 yapabilirsiniz arkadaşlar. 3 4 5 6 7 alttan da 5 tane atlıyorum. 1 2 3 4 5.'ye atıyorum. Bu şekilde şimdi sıra sonuna kadar gelelim arkadaşlar. Evet, geldim, şimdi sıra sonundayım arkadaşlar. Şöyle 2 tane fazladan çektiğimiz zincir var. Onları söküyorum. Evet. Şimdi geldim sıra sonunda son sık iğnemi yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyorum ve bakın şurada hemen şuraya batıyorum. Dönüşümü yapmış oldum. Tekrar 7 zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 ve tekrar buraya batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Yani bu sırayı örerken baktığım sık iğnenin olduğu zincire tekrar ikinci karşı tarafı da örerken 3 4 5 6 7 tekrar oraya batıyoruz arkadaşlar. Bu sırayı da ilk yaptığımız yere kadar gelelim. Evet, geldim artık arkadaşlar. Şimdi şu ipliğimizin olduğu yere de yine battım. Tekrar 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyorum. İlk yaptığım halkanın içerisine sık iğne yapıyorum. Direkt içerisine yaptım arkadaşlar. Zincirin içerisine falan değil, halkanın içerisine battım. Yani şu şekilde değil, direkt şöyle halkanın içerisine battım. Şimdi şu ipimi şöyle başlangıç yerimizi unutmayalım. Şimdi bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. 7 tane zincir çekeceğim. Halkanın içerisine batacağım. 1 2 3 4 5 6 7 halkanın içerisine bat. 3 4 5 6 7 halkanın içerisine batıyorum. Bu şekilde arkadaşlar artık şu şekilde dönüp dönüp geleceğiz. Ta ki yastığımızın boyutuna gelene kadar. Zaten ördükçe bakın şu şekilde yukarıya doğru gidecek. Yani şuradaki gibi. Başlangıç yerim burası. Yukarıya doğru böyle gidiyor. Şimdi toplamda bu yastığıma göre yapmayacağım arkadaşlar. Yine elimdeki hangi yastığa yapacaksam ona göre ara ara böyle yastığıma geçirerek örerek devam edeceğim. Toplamda yine kaç sıra ördüğümü paylaşırım sizinle arkadaşlar. Benzer bir kırlent ölçümüz varsa ya da hazır elinizde kırlent yok, diktirecekseniz bu ölçülerde siz de ona göre örebilirsiniz. Şimdi dediğim gibi bütün örgümü bu şekilde spiral bir şekilde dönerek devam edeceğim arkadaşlar. 7 zincir çekiyorum, halkanın içerisine batıyorum. 7 zincir çekeceğim, halkanın içerisine batacağım. Yine buralarda da aynı. Şu
da sık iğne var. Burada sık iğneye batmayacağız arkadaşlar. Halkanın içerisine, halkanın içerisine. Her zaman halkanın içerisine batarak devam edeceğiz. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar örelim. Evet arkadaşlar, geldim. Şimdi son sıramı da ördüm. Toplamda bir, şöyle şu iki yaptığımdan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 sıra ördüm arkadaşlar. Şimdi şuradaki yastığımı bunun kırlentini de değiştirdim. Krem rengine koydum. Bakın şurada mesela bir hata yapmışım ben. Buna dikkat edersiniz. Şöyle. Şimdi buradaki yastığımda ben 12 sıra ördüm. İpim birazcık daha kalındı. Buradaki yastığım için de bu ipimle 13 sıra ördüm. Tam oldu. Şimdi kırlentimiz şöyle, şu şekilde. İpimi keseceğim öncelikle. Bitiş yeri olarak, bakın şurada bir ipimiz vardı ya, başlangıç ipimiz. Her zaman onu takip ettim. Şimdi şöyle yapıyorum. Daha sonra da yürütebilirim. Şu ipimi şöyle çektiğim sık iğnelerin, zincirlerin arasından yürüteceğim. Şöyle yapalım, daha sonra yürüteceğim. Bak, yastığıma geçirdim. Pardon. Şimdi şu şekilde yastığımıza geçirdik arkadaşlar. Şöyle isterseniz şu şekilde şuradan veya 2-3 yerden şöyle iplerle veya zincir çekerek birleştirebilirsiniz arkadaşlar. Veya isterseniz şimdi benim yaptığım yöntemi yapabilirsiniz. Zincir çekeceğim arkadaşlar. Uzun bir zincir çekeceğim. Şimdi şöyle başlıyorum. 1. Bu şekilde uzun bir zincir çekeceğim. Şuradan iki çek, yani şu kısımda arkadaşlar, şöyle karşılıklı ayakkabı bağcığı yaparak şuraya kadar getirmek için o kadar uzun bir zincir çekeceğim. Hemen çektikten sonra nasıl ölçü alacağız göstereyim. Sizler de o şekilde ölçü alarak yapabilirsiniz. Hemen çekip geliyorum. Evet, geldim arkadaşlar. Zincirimi çektim. İstediğim uzunluğa geldi. Hiç saymadım. Dediğim gibi ölçüyle ilerledim. Nasıl ölçtüm? Şöyle zincir çektikçe şu şekilde hafif esneterek şu kısımdan şu kısma, bakın şöyle ölçtüm. Şurada düğüm atacak kadar, bağlayacak kadar ipim kalsın yeterliydi. Şimdi şöyle bir ucunu buradan geçiriyorum. Yine aynı yerden, pardon, şuradan geçiriyorum. Yani yine uç kısımdan şöyle. Şimdi böyle karşılıklı çapraz giderek dediğim gibi ayakkabı bağcığı bağlar şekilde çapraz gideceğiz. Bir bu taraftan, bir bu taraftan. Bakın şöyle yine delikli oluyor. Yani örgüyle sırıtmıyor da. Hem de çıkartıp yıkamak için de çok kolay bir yöntem. Dediğim gibi ya başta gösterdiğim gibi yapabilirsiniz. Şimdi ipimi şöyle çektirerek ilerleyeyim ki aldığım ucu yetsin. Evet. Tamamlıyorum. Şuraya kadar geçirip geliyorum. Evet, tamamladım. Bakın. Şu şekilde şu kısımda tamamladım. Hemen bağlıyorum. İstiyorsanız uzun çekip böyle şuradan da geçireceğim. Fiyonk da yapabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz böyle benim gibi kısa da yapabilirsiniz. Yani bu tamamen size kalmış. Daha uzun yapmak isterseniz de
yapabilirsiniz. Zinciri çekeceğiniz sayı tamamen size kalmış. Şimdi şöyle bitmiş halini çekeceğim, paylaşacağım. Ama yastık, kırlent kılıfımız hazır arkadaşlar. Çok da güzel oldu. Çok şık görünüyor. Hem nostaljik hem de çok şık görünüyor. Sonbahar aylarında, kışın şöyle kahvenizi alıp üzerinize aynı renklerde birer battaniye ile uzanıp çok güzel bir görüntü olacaktır arkadaşlar. Yatak örtülerinize, yatak odalarınızdaki kombinlerinize göre de örebilirsiniz. Çocuk odaları için, yine gençler için, genç odaları için örebilirsiniz arkadaşlar. Ben bunun ortasına bir tane de ayçiçek yapıp öreceğim. Onun yapılışını da, linkini hem açıklama kısmına hem yorum kısmına yükleyeceğim. Şimdi hemen o şekilde bitmiş tam halinde sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, klinetlerimiz bitti. Ayçiçek tarifi açıklama kısmında mevcut. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenirseniz sevinirim. Hoşça kalın.